Libya'nın başkenti Trablus dün gece NATO'nun ardı ardına gelen hava saldırılarıyla sarsıldı. Görgü tanıkları en az 5 büyük patlama hissettiklerini, kentin çoğu yerinden dumanların yükseldiğini belirtti. G8 zirvesinden de Muammer Kaddafi'ye yeniden istifa çağrısı yapıldı. Fransa zirveden Kaddafi'ye karşı daha ağır bir operasyon kararı çıkartmak isterken, Washington'da Libya'dan gelen bu ateşkes çağrısını samimi bulmadıklarını dile getiriyor. Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler ateşkes için bir tarih ve zaman belirlemeli. Bu sayede uluslararası kamuoyuna karşı sorumlu tutulabiliriz. Tüm Libyalıları temsil eden halk komiteleriyle de diyaloğa başlamaya hazırız. Libya yönetiminin bu ateşkes çağrısı NATO'nun yoğun bombardımanlarında Kaddafi'nin Trablus'taki Babel Azizya yerleşkesinin vurulmasıyla aynı anda geldi. Ancak Libyalı muhalefet diyaloğu değil, kesinlikle Kaddafi'nin yer almadığı bir yönetimle masaya oturabileceklerini belirtiyor.